Farm fikri ürünlerimizi çeşitlendirmek ve buradaki tarım gelirlerini arttırmak aslında fikriyle çıktı. Biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan bir aileden geliyorum ben. Ve ailenin her bir üyesi bu işle meşgul olmuş uzun yıllar boyunca. Binli yıllarda buraya yerleştikleri biliniyor. 1600'lerden kalan bir belgeye dayanarak da yüzyıllardır burada yaşadığımızı ve çiftçilik yaptığımızı söyleyebiliyoruz. Kardeşim Adnan'la beraber, Adnan Murat Teoman'la beraber Teofarm markasını yaratmaya karar verdik. Amacımız kendi arazimizde iyi tarım uygulamalarıyla ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz ürünleri üretmek ve bir marka yaratmaktı. Bu konuda da biraz önce söylediğim gibi en iyi bildiğimiz iş çiftçilikti ve bunu üretmekti. Böylece bu işe başladık. Antakya ve tarım. Bir defa Antakya ve Amik Ovası bereketli hilal denilen buğday tarımının ilk yapıldığı bölge. Ne içine alan bir bölge. Amik Ovası da bunun içerisinde. Ve bu bölge önemli tarım ürünleri yetiştirmekte. Burada çok saygıdeğer büyük çiftçiler de yaşamakta. Fakat ülkenin politikası, tarım politikalarıyla giderek çiftlik gelirleri çok azalmış durumda. Bu yüzden de tarım burada hak ettiği değeri bulamadığını düşünüyorum. Aslında tabii bu önemli bir konu. Anadolu mutfağından bahsediyoruz. Anadolu mutfağının değerlerinden bahsediyoruz. Fakat iyi bir yemek yapmak iyi bir malzemeyle mümkün. Yetiştirdiğiniz ürün lezzetli ve gerçekten gerçek tohumlarla üretilen bir meyvelerle yapıldığı, sebzelerle yapıldığı zaman tabii ki tadı da çok farklı oluyor. O açıdan tabii ki gastronomi dediğiniz zaman iyi malzeme bulmak ve o iyi malzemeyi bir araya getirmek çok önemli bir olgu. İnsanların değil, tavukların çıkması için yapılmış bir merdiven. Çiftlikte yaşayan, doğanın içerisinde yaşayan insanlar beraber yaşadıkları canlıların ihtiyaçlarını ve onların özelliklerini de çok iyi bilirler. Ve bu nesillerden nesillere aktarılan bir bilgidir aslında. Tavuklar gece dışarıda yatmayı istiyorlar, kümeslere geçmek istemiyorlar. Ve portakal ağacının dallarında da kendilerine göre bir uyku yeri yapıyorlar. Geceleri bütün tavuklar sıraya dizilip o merdivenden sıra sıra çıkıp yukarı çıkıp uyumaya orada uyumaya geçiyorlar. Ve hem iki canlının da birbirine çok faydası oluyor. Tavukların gübreleri portakal ağacını besliyor. Ağacın yaprakları da onlara sığınma yeri veriyor. Ve hemen hemen her köyde bir eğer narenciye ağacı varsa, bir ağaç varsa tavuklar onu kendileri için bir yuva yaparlar. Onları da o yuvaya ulaşma yöntemi.